Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladım. TYT Geometri Soru Bankası kitabından Tümevarım 3 testlerindeki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen ve AD açıortay verilmiş ve şuradaki açılardaki oran 1'e 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Ve 6 ve 12 verilmiş. Şimdi ne yapacağız? X isteniliyor bizden. Gençler şuraya baktığımız zaman ne var? Hem açı ortay hem yükseklikli. Bu nasıl bir üçgendir? İkizkenar üçgendir. Ve tabanda iki eş parçaya böler mi? Böler. Ama hala daha bir şeyleri kullanamıyorum. Alfa ile iki alfa arasındaki ilişkiyi kullanamıyorum. Açılarla ilgili bir şey yapmam lazım. Hocam 3 alfa yazsam buraya bir işime yarıyor mu? Burası da 3 alfa oluyor. Bir işme yaramadı. Başka bir özel bir durum daha olmalı. Ne olmalı acaba? Baktığımız zaman hocam burası da 90 derece değil mi? Evet. Aa, burada da bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen şöyle ikiz kenar oluşturduk. O zaman 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Ve bu arada x kenar olduğundan alfa ise burası da alfa. 2 iç açı bir dış açıdan burası 2 alfa yaptı. Dikkat dikkat 2 alfa 2 alfa açıları kullanabildik sonunda. Yani bu x kenar oldu. 6 ise 6 oldu. E hocam x'i ne yapacağız? Bakın büyük üçgen açı ortay doğrusu değil mi? Kollardaki oran tabandaki oranla eşit olmayacak mı? 12 bölü 18 eşittir 6 bölü x'ten yarısı yarısı. x buradan kaç yapar? 9 yapar. Yani sorumuzun cevabı denizli yaptı. Pelin'in elinde dikdörtgen şeklinde bir karton bulunmaktadır. Pelin bu kartonu uzun kenarlarına paralel olan bir doğru boyunca keserse çevreleri 60'ar birim. Bakın hemen bir dikdörtgen çizelim ve uzun kenarlarına bir dikdörtgen var elimizde. Uzun kenarlarına paralel bir şekilde keselim bakalım bunu. Uzun kenarlarına paralel bir şekilde kestiğim zaman hop şöyle mi oluyor? Evet uzun kenarına paralel olan bir doğru boyunca keserse çevreleri 60'ar birim olan özdeş iki dikdörtgen elde ediyormuşuz. Tamam. E arkadaşlar özdeş iki dikdörtgen var elimizde. Bu dikdörtgenlerden bir tanesi bu. Diğeri de alt tarafı. E o zaman özdeş iki tane dikdörtgen elde ediyorsam ben şunlara bir AA diyelim arkadaşım. Sonra da kısa kenarına paralel olacak şekilde keserse diyor. O zaman ben şuraya da bir 2B diyeyim. Yani şurası 2A olsun burası da 2B olsun arkadaşlar. Şimdi ne diyor Diyor ki? E, uzun kenarına paralel bir doğru boyunca keserse çevreleri 60'ar er birim oluyormuş. Bunun çevresi 60 birim oluyormuş. Arkadaşlar bunun çevresi 2B burası da A değil mi? Şunun çevresine bakacak olursak bunun çevresi nedir? 2A artı 4B değil mi? Evet 2A artı 4B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. E buradan A artı, B, A artı 2B kaç geldi o zaman? 30 geldi. Eyvallah. Sonra bir de kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesersek diyor. Kısa kenarlarına paralel olacak kesersek iki tane e, dikdörtgen yine çıktı karşımıza arkadaşlar şu şekilde. Ve özdeş iki dikdörtgen olacakmış. E hocam e, şurası B, B <laughs> burası 2A diyecek olursak bunun çevresi kaç verilmiş bize? 2A burası da 2A. B ise B. Yani 4A artı 2B'yi kaç vermişler arkadaşlar? 48 olarak vermişler. 2'ye böldüğümüz zaman da 2A artı B'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 24 olarak buluruz. Tamam. Buna göre benim elindeki kartonun çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar biz ne bulduk? A artı 2B'yi ne bulduk? 30 bulduk. Hocam bir de 2A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 24 bulduk. E ben burada 2 bilmeyen 2 denklemden A'yı B'yi ayrı ayrı bulurum. Ama benden bunun çevresi istenildiği için bunun çevresi nedir? 4A artı 4B olduğundan A artı B'yi bulsam yeterli olacaktır. Taraf tarafa toplarsam 3A artı 3B'yi kaç buluruz? 54 buluruz. Buradan A artı B'ye kaç geldi? 18 geldi. E çevresi 4A artı 4B. Yani 4 parantezinde A artı B. Yani A artı B 18 ise o zaman 4 ile çarptığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Cevap 72 yapıyor. Yani cevabımız Cihan oldu. Birbirine dik olan doğrular çekirdek gibi teğet olan daireler veriliyormuş. Arkadaşlar bir de çemberler verilmiş. Küçük çemberlerin yarıçapı kaç? Yarıçap çapı bir ise o merkez çemberin şeyi soruluyor. Yarı çapı soruluyor. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Hocam burada da küçük çemberlerde de merkez teğet çektikleri yapsak. Hop şöyle. E burada da hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaptık. E, çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezleri birleştir. Birleştirdik. E, bunların yanı bir. E, burada da arkadaşlar ne yapalım? Burada da aynı şekilde işlem yapabiliriz. Burada da işlemli çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Merkezde. Çektik. Ne yapacağız? Hocam çemberler birbirine değiyor. Hop. Şunu şöyle birleştirecek olursak. Şunu da birleştirip orada şey yapabiliriz aslında. Şunu, şuradaki merkezleri birleştirecek olursak. Hocam burada da birleştiririz ama buna gerek kalmadı. Sebep? Çünkü şurada bir dik yamuk çıktı arkadaşlar karşımıza. Dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Amacımız dik üçgen oluşturmak zaten. E o zaman buradaki dik yamağa yoğunlaşalım. Arkadaş bunun yarı çapı bir verilmiş. Burası da bir, burası da bir, burası da bir, burası da bir. Bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı R. Hocam burası kaç yaptı? 3 yaptı. E burası R olduğundan dolayı 90. E burası da 90. Bu bir dik dörtgen hatta kare oldu. R ise şurası da R'dir. Buraya R-3 kaldı. Hocam burası da R, burası da R. E şurada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki dik üçgen, dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Şuradan bir dik çizdim. 1 ise burası 1. Buraya ne kaldı arkadaşlar? R-1 kaldı. Hocam tamamı burası r eksi 3'tü. O zaman burası da R-3. Hocam burası da ne yaptı? R artı 1 mi yaptı? Evet burası da R artı 1 yaptı. Pisagor bağıntısı R artı 1'in karesi eşittir. R eksi 1'in karesi artı R eksi 3'ün karesi. İsteyenler buradan uğraşsın dursun. İşlem işlem işlemle R'yi bulsun. Ama kardeşim bak r 3, r 1, r artı 1. Ardışık artıyor. Artışık ikişer artıyor. Artışık artan her üçgen neydi? Özel üçgendi. Birer artışıksa 3, 4, 5. İkişer artışıksa 6, 8, 10. 5'er artışıksa 3, 4, 5'in 5 katı. Onar artışıksa 3, 4, 5'in 10 katıdır demedik mi daha öncesinde? Dedik. E bu ikişer artışıksa o zaman bu 6, 8, 10 üçgendir. E en küçüğü burası. Bakalım burası 6, burası 8, Burası da 10 sağlanıyor mu? R'yi yerine 9 koyarsam burası 8 burası 6 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani yarıçapımız çapımız 9 çıktı. Ama bizden ne isteniyor? Büyük dairenin alanı. Pi R kare isteniyor. Yani cevabı 81 pi çıktı arkadaşlar. Cevap balık esir. Şekildeki dart tahtası en içte çapı 2 santimetre olan. Çapı 2 santimetre. Yarı çapı kaç yapacak arkadaşlar? 1 yapacak unutmayalım. Şunun yarı çapı 1. Evet şurası bir birim diye gösterelim arkadaşlar böyle. Sonra olan bir eden ve genişliği 3 cm olan ardışık kalkalardan genişliği 3 cm ise ben şuradan bir yarıçap çizdiğim zaman genişlik 3 cm bu yarıçapta çapta 1 arkadaşlar 1 3 3 3 diye gidecek mi arkadaşlar böyle evet gidecek o kırmızı, da, kırmızı daireye isabet ederse 12 puan alacakmış diğer bölgeleri isabet ettiğinde tahta üzerinde yazan puan alınmaktadır tamam bir atıcı, bir atıcı tahtasına 3 atış yapıyor. Her defasında farklı bir bölgeye isabet ettiriyor ve toplamda 7 puan alıyor. Arkadaşlar, elimizdeki sayılar neler? 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye bir kere 3. 3 üç atışta kullanamam. 7 0 0 olması lazım. 6'yı kullanamam. 6'ya 1 olur o da olmaz. 5'i kullanır mıyım? Ee, 5 1 daha 6 yanına bir daha 1 olması lazım. 5'i de kullanamam. 4'ü kullanabilir miyim? 4, 3 daha 7 olmadı ama 4, 2 ve 1'i kullanabilirim. Başka da kullanabiliyor muyum? Hayır. Yani hangi bölgelere atış yapacakmış arkadaşlar? 1, 2 ve 4'e. Arkadaşlar 1, şöyle göstereyim. 2 ve 4'e atış yapacak. Tamam. Şuradaki bölgelere gelecek. Tabi tamamına gelecek. Şöyle. Neyse devam edelim. 3 atışta isabetli olduğuna göre atıcının vurduğu bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu alanı bulacağım. Şimdi ben bu alanı bulurken ne yapacağım? Şunun tamamından tabi bu böyle devam ediyor diye söyledik arkadaşlar. Şöyle şöyle devam ediyor diye söyledik. Bu halkaların alanını bulacağım. Hocam bu halkanın alanını ayrı bu halkanın alanını ayrı bulacağım. ama Direkt burasını ikisini birlikte aynı anda bulabilir miyim? Bulabilirim. O zaman şuraya bakacağım. Bunun yarı çapından bunun yarı çapı kaç arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman. Hocam bir burası. Kaç tane şey var? 3 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tane 3, 27, 28. Bunun yarı çapı 28. E hocam buraya kadar kaç? Şuraya kadar da şöyle gösterelim istersen. Şuraya kadar kaç şöyle yarı çapa bakacak olursak. Hocam 28'den 3, 3, 6 gidince burası da 22 mi yaptı? Evet. Yani sen 28 yarı çaplıdan 22 yarı çaplıyı çıkarttığın zaman şu halkanın alanını bulursun. Onu nasıl bulacaksın? Pi 28'in karesi eksi pi 22'nin karesi deyip bunu bulacağız. Evet bu bir tanesi arkadaşlar. Sonra burada kalanı bulacağım. Burada kalanı bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Burada kalanı bulurken de bakın sadece şu bölgenin alanını bulmaya çalışacağım. Onu da şurada göstereyim isterseniz. Bu bölgenin alanını bulurken de hocam şu daire diliminden şu daire dilimini çıkartacağız. Ya da şu daire dilimini çıkartacağız. Yarıçapı kaç burada arkadaşlar şöyle geldiğimiz zaman? Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 3, 18 bir de bir var. 19. Yarı çapı 19. 19'dan 3 çıkınca buradaki yarı çap kaç yapıyor arkadaşlar? 19'dan 3 çıkınca da burası 16 yapıyor. Yani pi 19'un karesi eksi pi 16'nın karesi de ikincisi arkadaşlar. Yani şurası yapıyor. O zaman şu artı şu bize sonucu verecektir. Bunu bulalım bir de bunu bulalım. Bu pi 28'in karesi eksi pi 22'nin karesi pi parantezinde pi parantezinde 28 eksi 22 çarpı 28 artı 22 değil midir? Yani bu kaç yaptı arkadaşlar? Burası 6. Burası kaç yaptı? 50. 6 kere 5 30. 300 pi yaptı arkadaşlar burası. Siyaha gelelim. Hocam pi parantezinde 19 eksi 16 çarpı 19 artı 16 değil mi burası? Burası kaç yaptı? 3. Toplamları kaç yaptı arkadaşlar? 35. 3 ile de 35'i çarptığın zaman kaç yapıyor? 3 kere 5 15. İnşallah hatalı yapmamışımdır. 3 kere 5 15. 3 kere 3 9. 105 pi yaptı burası. E ben bunları toplarsam taraf tarafa 405 pi mi geliyor arkadaşlar? Yani cevabımız kaç pi santimetre karedir diye soruluyor. Cevap denizli çıktı. Kısa kenarı 11 birim, uzun kenarı 22 birim olan ABC dikdörtgeni verilmiş bu şekilde. Bunu böyle katlamışlar, böyle katlamışlar. Sonra da aşağı doğru katlamışlar. Arkadaşlar şu uzunluğu bulmama gerek var mı? Bilmiyorum şimdilik. Bulmayayım bakayım. Belki de gerek kalmaz. Böyle katlamışım. Sonra M ve N orta noktası olduğuna göre şunlar orta noktasıysa Arkadaşlar sen bunu böyle katladıysan, bunu da böyle katladıysan şu şekil şu şekilde şu şekil aynı şekil olduğu için e, bu bir paralel kenardır. Çünkü eş üçgen değil mi arkadaşlar? Bakın burası çizgiyi gören 10 sa, bu da 6 yoğunluk dikdörtgen çizgiyi gören 10'dur. E, bu açıyla bu açı eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel hatta e, şu açılarda eşit olduğundan bu şekilde çıktı. Paralel kenar çıktı. Eyvallah paralel kenarlığı göstermiş olduk. Şimdi ben bunu ne yapmışım aşağı doğru katlamışım. Tam eşit paralel kenar ya. Bu paralel kenarı da aşağı doğru katladığımda şu şekil gelmiş. Şuradaki şekil üzerinde göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bakın ben bunu şuna göre katlamasını alacağım. Şuradaki orta noktalara göre katlamasını alacağım. Bakın şu orta noktalara göre. Aslında şuna göre de şu orta noktasına göre de sen şu paraya kenarın katlamasını aldığın zaman tabi bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sen aslında buradaki paraya kenarın bu doğruya göre simetriğini alıyorsun. Yani bu noktanın bu doğruya göre simetriği hop aşağıya gelmez mi? Tam buradaki dikdörtgenin bu köşesine gelir arkadaşlar. Eyvallah. Yani sen bunu katladın hop bu buraya geldi. Hop bu buraya mı geldi arkadaşlar? Evet bu paraya kenarı simetriği burası oldu. Peki sayılara bakalım. Hocam burası 16 iken burası da 16. E sen bunu böyle katladığın zaman burası da 16 oldu mu? Oldu. Sonra e hocam zaten burası kaç? Şurası toplamda zaten 22. 22. Buraya da kaç kaldı o zaman? 6 kalmadı mı? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Bakın buradaki yamuğun alanı. E alt taban belli. Üst taban belli. Ne eksik arkadaşlar? Yükseklik eksik. Hocam nasıl yapacağız buradaki yüksekliği? Aa yüksekliği çiz. Görürsün nasıl yapacağını. Hocam bana bu yükseklik lazım. E kardeşim bu yükseklik aynı zamanda burası 10 değil mi? Bak şunlar da birbirine eşit. Arkadaşlar şu 10'un yarısına eşit değil mi? Şurası 10 değil mi? 10 sa direkt yükseklik kaç yapar? 5 yapar. E o zaman biz buradaki yüksekliği kaç bulduk? 5. Farklı yollarla da bulunabilirdi arkadaşlar tabii ki. Ama ben şuradaki eşitliği kullanarak buldum. Şurası 10 olduğuna göre burası 5 çıktı alt tabanımız üst tabanımız 16. Alt tabanımız da kaç? 22. Çünkü burası 6 olduğundan dolayı. Alt taban artı üst taban alanı yazıyorum. 22 artı 16. Çarp yükseklik böl 2. Yani 22 artı 16 38 yaptı. 38 ile 2 sadeleşince 19 yaptı. 19 ile 5'in çarpımı da kaç yapıyor arkadaşlar? 95 mi yapıyor? Evet 95 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Şekil 1'de her iki kanadı da eş dikdörtgenler olan bir cam kapının üzerinde merkezi bu kapının ağırlık merkezi olan bir daire. Bu kapının ağırlık merkezi tam bunun orta noktası değil mi arkadaşlar? Şöyle dik çizdin iki eş parçaya böldü. Köşegenlerin kesim noktası da dik çizerek de yapabiliriz. Dik çizdin iki eş parçaya böldü zaten tam ağırlık merkezinde. Tamam. Şu şekilde bir şey. Şimdi gençler ne yapmışız burada? Çok güzel. Şuranın da alt olduğunu, 8 olduğunu biliyoruz. Buranın da alt olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Bu kapının sağdaki kanadı, sağdaki kanadı sol alt köşesi etrafında devrildiğinde şöyle devrilip buraya gelmiş. Arkadaşlar bizim bu uzunluğumuz kaç? 8 değil mi? Evet. Sağdaki kanadı şöyle devrilmiş. Böyle devrildiğinde şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorsun? 8. Şu uzunluğun kaç olduğunu biliyorsun sen? 6 olduğunu biliyorsun. Çünkü bu burada kalıyor arkadaşlar. Şunu şöyle deviriyorsun. 8'e 6. Eyvallah. Devrildiğinde şöyle bir konumla karşılaştık. Bu arada şu merkez burada. Bu merkez buradayken buraya o kadar olan uzaklığın 4 olduğunu biliyorsun sen. Hocam bu merkez buradayken bu merkez buradayken e, şuraya kadar olan uzak, uzaklığın da yine 4 olduğunu biliyor musun? Devrildi. Şu şöyle yukarı doğru açtın ya. Şu devrildiğinde bu aşağı doğru gelmiyor mu arkadaşlar? Şu köşe devrildiğinde hop buraya gelmiyor mu merkez? Yani şuradaki mesafe bakın. Şu şöyle devrildi buraya geldi. O zaman buradaki mesafede 4 mü olacak? Aynen öyle. Hocam burası 4 oldu. E o zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Diyor ki bir kanadın kısa kenarı 6 birim uzun kenarı 8 birim olduğuna göre şekil 2'de bir kanat üzerinde boyalı görünen bölgenin alanı kaç birim kare artmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Artan bölge soruluyor arkadaşlar bize. Şu bir kanat değil mi arkadaşlar? Bir kanatta normalde şu alan mı vardı? Evet. Artan kısım ne oldu? Şurası mı? Evet. Bizden bu bölgenin alanı nedir diye soruyor. Artan bölge işte tam olarak burası yapıyor arkadaşlar. Bu bölgenin alanını bulacağız. Öncelikle çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. Ya ne yapacağız? Merkezleri birleştireceğiz. Haydi birleştirelim. Hop birleştirdim. Hocam birleştirince bak ne çıktı? 4'e 4. E 4. İkiz kenardaki üçgen 45'e 45. 4 4 ise 4 kökü. Yarı da aynı. E o zaman yarı çap 2 kökü 2 kökü, 2 kökü yaptı mı? Yaptı. E hocam bana şey lazım. Yarıçapta 2 kök 2. Şu dilimleri bulacağım ben. Hocam daire dilimi oluşturayım. Şuradan da bir daire dilimi çizecek olursam burası da 2 kök 2. Evet. A 2 2 kök 2. Burası da 2 oldu. E burası da 45 45 90 üçgeni çıktı. Aynen öyle. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki dilim dikkat et. Buradaki dilim direkt belli zaten arkadaşlar. Ne? Burası kaç 45 45 90 yaptı? Hocam 135 derecelik dilim artı bu üçgenin alanı isteniliyor. Evet tekrar söylüyorum. 135'lik dilim. Artı üçgenin alanı artan bölgenin alanını soruyor söylüyor bize arkadaşlar. E, yarı çap belli mi? Belli. Her şey belli. 135'lik dilimi yazalım o zaman arkadaşlar. Direkt 45 artı 90'lık dilim de diyebilirsiniz de direkt 135'lik dilim olduğu belli zaten. Pi r kare yani 2 kökkinin karesi çarpı 135 bölü 360 135'lik dilim verir. Artı şu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 bölü 2 değil midir? Evet. Hocam bunu 45'e bölsek. 45'e bölsen 3, 45'e bölsen 8. Hocam 2 kökkenin karesi zaten 8. O zaman burası kaç yaptı? 3 pi yaptı mı? Yaptı. E, artı 2 çarpı 2 bölü 2'den de bölü 2'ler sadeleşti. 2 mi kaldı? Yani cevabımız 3 pi artı 2 yaptı. Yani cevap C'han oldu. Güzel bir soruymuş. Çok hoş bir soruymuş. ÖSYM sorar mı? Allah sorabilir. ÖSYM tarzında bir soru çözdüm şu anda. Farkındaysanız cevap C. -han. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen süslemenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bakın, şurada çeyrek daire dilimleri verilmiş. Bak görüyor musunuz? Şöyle. Şu çeyrek daire. Bir de ne var? Büyük daireler var. Bu büyük dairenin yarıçapı da bakın burası değil mi? Şurası, şurası, şurası. Bunların bir tanesine yoğunlaşalım arkadaşlar. Herhangi bir tanesine yoğunlaşalım. Ben bunlardan bir tanesini bulursam 4 5 ile çarptığım zaman tümünü bulmuş olurum. E arkadaşlar şuraya geleyim. Hop şöyle bir çap çizsem. Hop şöyle bir çap çizsem. E hocam ben bir tane alan. Şurası A iken her yer A mıdır? Evet her yer A'dır. Niye hocam? Çünkü bak şuradaki çeyrek daire şu karenin alanından çeyrek daireyi çıkartmayacak mısın bu A için? Aynı şekilde buradaki çeyrek daireden Buradaki çeyrek daireden neyi çıkartacaksın? Buradaki kareden çeyrek daireyi çıkartmayacak mısın? Aynı şekilde burada da aynı şekilde burada da aa bu yol daha kolay olacak. Dur. Yani sen ne yapacaksın arkadaşım? Bu çeyrek dairelerden şu alanları çıkarttığın zaman aa a'yı buluyorsun. Ya da bütünsel düşün şimdi. Şu 1 2 3 birim burası kaç birim oldu? 6 birim oldu. Sen büyük bir kenara 6 birim olan kareden 4 tane çeyrek çıkarttığın zaman 4 ayı bulmuyor musun? Evet. 4 a alanını direkt bulalım. Karenin alanından 6'nın karesinden 4 tane çeyrek yani pi r kare bölü 4. 4'ten 4 tane var? 4 tane çeyreği çıkartırsan ya da 4 tane çeyrek bir tam yapıyor. Hocam pi r kare de direkt diyebilirdik. O zaman buradan 4 a alanını ne bulalım arkadaşlar? 36 eksi 9 pi olarak bulurum. Evet burası arkadaşlar 36 eksi 9 pi ise e bizden ne isteniyor? 5 tane 4A isteniyor. Yani 5 çarpı 36 eksi 9 pi alanı isteniyor. O da 180 eksi 45 pi olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız akçay oldu. ABC ve BD birer eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenleri şöyle bir gösterelim arkadaşlar. ABC. Bak ABC'yi kırmızıyla gösteriyorum. Çift çizgiyle yazamadıklarım zaman karışık olanları böyle maviyle gösterip ki daha rahat anlayın. Ve BDE. BDE'yi de şöyle maviyle gösteriyorum. Eyvallah. A hocam iki tane eşkenar üçgenin kesişim noktası burası buraya yoğunlaşacağız o zaman. Bak burası 60. Bak burası da 60. E sen buraya 60 dersen alfa dersen burası 60 eksi alfa. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu. E ne yapacağız? A bu açılar eşit ya. Dikkat dikkat. Açılar bizi biraz yönlendirdi. Şu üçgende ve şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Çünkü kırmızının bir kenarına x dedik değil mi? x dedik. Mavinin bir kenarı da y diyelim. Arkadaşlar mavinin bir kenarı y. Dikkat edin alfanın kolları x'e y. Alfanın kolları x'e y olduğundan dolayı iki üçgen eş. Nereden dolayı eş? Kenar açı kenardan dolayı. Alfanın kolları x'e y. Alfanın kolları x'e y olduğundan. E madem bunlar eş alfanın karşısı 5 ise buradaki alfanın karşısı da 5 olmaz mı? Olur. Hocam kırmızı bir eşkenar üçgendir. Yani şurası 12 ise x de kaç çıkacaktır o zaman? 12 çıkacaktır. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. ABCD karesinin her bir kenarını çap kabul eden 4 yarım çember çizilmiştir. Tamam. Karenin alanı 40 olduğuna göre taral alanlar toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler burada ne yapacağız? Valla arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki parçaları ben bulamam. Ben ya daire dilimin alanını biliyorum ya da daire parçalarının alanını biliyorum. Şurada bir daire parçası oluştursam. Şunu bulmaya yönelik hamleyi yaparım biraz sonra. Dur. Öncelikle burada bir daire parçası oluştursam. Hocam şurada da bir daire parçası oluştursam. Hocam şurada da şurada da daire parçası oluştursam. Aa hocam çapı gören çevre açı 90. Çapı gören çevre açı 90. 90 90 90 90 yaptım bunlar yaptı. E hocam bu bir kare olduğundan bunlar doğrusal oldu zaten. Bak kare olduğundan şunlar da birbirine eşit mi eşit. E hocam her bir de eş yarım daire olduğu için eşit girişlerin ayıtları alanlar da birbirine eşit olduğu için bunların hepsi de A birim A birim A birim kare olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Ben bir tane A'yı bulursam olay bitti. Karenin bir kenarı A iken A kare eşittir 40 demiş. A buradan kök 40. Kök 40 dediğimiz nedir? 2 kök 10'dur arkadaşlar. Evet A dediğimiz 2 kök 10. Yani karenin bir kenarı 2 kök 10 verilmiş. O zaman yarı çapım kaçtır? Kök 10'a kök 10'dur. Hocam bir tane A'yı ben nasıl bulacağım? Arkadaşım daire dilimi oluşturalım. Hop daire dilimi oluşturdum. Hocam kök 10 burası kök on burası. E kök 10 kök on Bu arada bu köşegen olduğundan dolayı e, 45 derece değil mi burası? Evet. Bu da x kenar olduğundan burası da 45. A 45 45 90 üçgen çıktı. Sadece A alanına yoğunlaş. Bak şu siyah taralı A alanına yoğunlaş. A alan nedir? Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını mı çıkartacaksın? Evet. Yani pi kök onun karesi bölü 4'ten üçgenin alanını çıkartacaksın. Kök 10 çarpı kök 10 bölü 2'yi çıkartacaksın. Bu da hocam 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2 eksi 10 bölü 2'den 5 çıktı. Ama bizden ne isteniyor? 8 A isteniyor. 8 ile 5 pi bölü 2 eksi 5'i çarpacaksın. Bu da 20 pi eksi 40'a mı eşit oldu? Evet. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Şekilde merkezleri aynı olan daire ile ABCDF düzgün altıgeni verilmiştir. Merkezler aynımış daire ile merkezin. Şimdi gençler ee, şu ne verilmiş burada? DC 2 birim KD 2 birim. Tabi şunlar doğru sağlar herhalde arkadaşlar. Evet DC KD 2 birim. Şimdi gençler burası kaç? 120 derece değil mi? Burası kaç? 60. E hocam 60. Burası da 2 değil mi? Evet. Biz genelde altıgen de bir eşken üçgen oluşturmayı çok seviyorduk. O zaman Ta buradaki 60 da buraya denk gelmek zorunda değil mi arkadaşlar? Çünkü niye? Sen sadece ve sadece şunu çiz, tamam, şunun devamı gibi düşünme. Hocam 2'ye 2, 60 olduğundan burası da 60, burası da 60 oldu, eşkenar üçgen oldu. O yüzden bak burası da 120 olduğundan dolayı bu doğrusal oldu. Aynı amleleri hepsinde yapacak olursak, bu buraya denk gelecek, bu buraya denk gelecek, bu buraya denk gelecek, bu da buraya denk gelecek, bu da buraya denk gelecek, bu buraya denk gelecek mi arkadaşlar? Denk gelecek. İkilik eşkenar üçgenler var mı burada? Var. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Boyalı bölgenin alanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Büyük alandan altıgenin alanını çıkartacağız. E altıgenin alanı ne arkadaşlar? Tam altıgenin alanı bulurum. Altı tane eşkenar üçgen çünkü bu. Ama benim şeyi bulmam için neyi bulmam lazım? E, çemberin yarıçapını bulmam lazım. En etkili silahımız nedir? Yarıçap. Yarıçap çizelim bakalım. Hocam hop bu yarıçap. Yarıçap Yarı, çap. yarı çap uzunluğunu bulursam olay bitti. E hocam aslında belli de. Neyse. Şurada da biz eşkenar üçgenleri oluştursak şöyle. Daha net anlayın diye yapıyorum arkadaşlar. Eşkenar üçgenleri şurada da oluşturacak olursam. Alttan eşkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz zaten burada. Hocam bunun bir kenarı 2 idi. Bu da 2. Bu da 2. Bu da 2 değil mi? A bir eşkenar dörtgen oluştu. Köşegenler dik bir kesişir. Evet. Hocam bu aynı zamanda 60 olduğuna göre. Eşkenar dörtgen burası 30-30. Oldu mu oldu. Burası da 60. Burası da 60 olduğundan. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1 e, ee, 60 karşı köküç yaptı. Aynı şekilde burası da köküç yaptı. Yarı çapı 2 köküç bulduk. Olay bitti o zaman. Yani sen pi 2 köküçün karesinden neyi çıkartacaksın? Neyi çıkartacaksın? Altıgenin alanını çıkartacaksın. Yani altıgenin alanında da altı 6 tane eşken üçgen olduğu için 6 tane a kare köküç bölü 4'ü çıkartacaksın. Bu 12 pi yaptı. Eksi şu 4'ler sadeleşti. 6 köküç yaptı. Cevabımız 12 pi eksi 6 kök dolayı balı kesir çıktı arkadaşlar. ABC dik üçgenin dik üçgeninin o merkezde işte çemberin verilmiştir. Arkadaşlar T T merkezden geçiyorsa ne olacak? Açı ortay mı olacak burası? Evet. E hocam BC'yi kaç vermiş? 20. Şurası 20. AC'yi kaç vermiş? 29. Valla bu kitapta dördüncü kez karşılaşıyorum bu 29'la falan. 20-29. Özel üçgen ÖSYM'de sordu arkadaşlar. Ben normalde bilmenizi tavsiye etmiyorum ama 20, 21, 29 üçgeninde önceden tavsiye etmiyordum. Artık yediyorum. Çünkü ÖSYM soruları incelediğimde bize sormuşlar. O yüzden bilin arkadaşlar. Burası 21. Hocam burada bir açı ortaylık var. E bu açı ortaylıktan dolayı sen şuradaki uzunluğa 29K desen buradaki uzunluğa da 21K diyebilir misin? Çünkü açı ortay kollar oranı tabanlar oranı. Evet. E tamamı tamamı kaç yaptı? 50K yaptı. 50K eşittir 20 ise K'yı buradan kaç buldun? 2 bölü 5 buldun. Madem 2 bölü 5 buldun. Şurası da belli. Burası kaç yaptı? Şuraya yoğunlaşacağız galiba. O zaman 21K ne yaptı arkadaşlar? 2 bölü 5 ile 42 bölü 5 çıktı. Şurası da 29'da 2 katı. 58 bölü 5 çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Neyse. Sonra ne yapacağız hocam? E ben buradaki çemberi de kullanayım o zaman. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Yapalım mı yapalım. Hocam 90 derece 90 derece. A 90 90 90 sa burası da 90 oldu mu oldu. Burası yarı çapsa. burası da R. Burası da R mi? Evet. Burası da R. Hocam 21'di burası. 21 eksi R burası. Hocam burası da merkez teğet çektik. Aç ortaya kollar çizilendik. Eşit. Ayrıldıkları yerler değişit. Ya da hocam bu teğet bu teğet birbirine eşit. 21 eksi R burası da. Tamamı 29 olduğundan burası 8 artı R mi olacak arkadaşlar? Evet R'lerin yok olması için artı R olması lazım. Hocam burası 8 artı R ise <laughs> şu teğetin olduğu yere kadar olan kısım da 8 artı R olacak. Evet, Şuraya kadar olan kısım 8 artı R olacak. Aa dikkat edin. R ile 8 artı R'nin toplamı da R artı 8 artı R de neye eşit arkadaşlar? 20'ye eşit değil mi? Evet buradan 2R eşittir. 12 olduğundan R'yi de kaç bulduk? 6 bulduk. Evet R 6 çıktığına göre X ile 6'ın toplamı da 42 bölü 5 değil mi? X artı 6 da 42 bölü 5 olduğundan X buradan 42 bölü 5 eksi 6 olacağından bu da 12 bölü 5 mi çıkıyor arkadaşlar? Evet 2 ile genişletirsek 24 bölü 10 çıkıyor arkadaşlar cevabımız. 24 bölü 10'da nedir? 2.4'tür. Yani cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar.